beşincisi. Çünkü faal, naibi faal, mübteda, haber, bu marfuatları işledik. Şimdi ise beşincisi olan la nafi hükmü cinsenin haberi. Yani cinsi nefyeden la'nın haberi. Mesela siz diyorsunuz ki la havla mevcudun illa billah. La havla mevcudun illa billah. İşte bu la havla la nafi hükmü cins. Havla onun ismi, haberi mevcudundur. Evet, gördüğünüz gibi mevcudun marfudur. Mesela la mala hasilun örneğin. Veya la hakibete fil beyti. Veya la seyyarete fil mevkifi. Mesela la seyyarete fil mevkifi. Bu fil mevkifi car ve mecrur la'nın haberidir. Veya la racula zarifun. Zarifun la'nın haberidir ve gördüğünüz gibi marfutudur. Evet İsmail Hoca, hoş geldin. Evet. Demek ki cinsi nefyeden la'nın haberi bu marfuattandır. Yani cinsi nasıl nefy ediyor? Ey li nefy sıfatihi. Yani cinsin sıfatını nefy ediyor. Mesela siz la racule fiddari dediğinizde bu fiddari yani evde olma bu racunun vasfıdır. Ve siz la racule fiddari demekle bu evde olma vasfını nefy ediyorsunuz. Yoksa racülün kendisini nef etmiyorsunuz. Onun için Mevlana Camii orada bir mudafın mukadder olduğunu düşünerek tevil etti. Eyli nefhi sıfatihi diye. İz la racüle qaimun mesela li nefhi l-qiyami anil racüli la li nefhi l-racüli nefsihi. Bu la racüle qaimun dediğinizde bu qaimun la racülün vasfı olan kaimini nefy ediyor. Yoksa racülün kendisini nefy etmiyor. Onun için la li nefyil cinsi o li nefyil cinsi Mevlana Cami li nefyi sıfatil cinsi şeklinde tefsir etti. Ki verdiğim örnekte de aynı şey. Mesela siz örneğin la hakibete la kitabe fil hakibeti la kitabe fil hakibeti dediğinizde siz bu la ile hakibetin kendisini nefyetmiyorsunuz. Onun bir vasfı olan çantada oluşunu fil hakibede oluşunu nefyediyorsunuz. Dolayısıyla bu çantada oluşu hakibenin vasfıdır. O vasfı nefyediyorsunuz. Yoksa racülün kitabın kendisini nefi etmiyorsunuz. Peki bu nasıldır? Bu la nafi hükmü cinsi tarifi nedir? Huva. Cinsi nefyeden bu la. Tabii şunu da önce tarife geçmeden önce şunu da söyleyelim. La'nın Arap lisanında farklı birçok manası var. Mesela la nafi hükmü cinsi burada bizim konu ettiğimiz bir manasıdır. Bir manası la bir mana leysa. Mesela la raculun kaimen. Bir adam ayakta değil. La raculun kaimen. Bakınız. Burada la bir mana leysedir. Evet sabahın nur. İsmail hocam. Efendime söyleyeyim. Bir manası da la atıf için gelir. La atife. Mesela la atife çok kelamda sıkça zikrediliyor. O da atıf da la'nın bir manasıdır. Mesela ca'ani raculun la imra'atun. Ca'ani raculun la imra'atun. Bu la imra'atun la atifedir.
imra'etuni racul üzerine atfediyor. Bir manası zaid geliyor. Yani bir kullanım. Mesela ma mena'aka alla tescude. O ayette aslı en tescudedir. La'nın zaid olduğunu söylüyorlar müfessirler. Ve li alla ya'lem ehlül kitab. Yani li en ya'lem ehlül kitab. La orada zaid olan ve bu zaid harf arkadaşlar kelamın bir aksesuarı gibidir. Aksesuar yani kelami süsleyen. Mesela la uksimu bihazel beled, onun da zaid olduğunu söyleyenler var. Tabii biz Arap olmayınca Acem olarak bu la'nın kelama nasıl bir aksesuarlık ettiğini zevken anlamıyoruz. Ama Araplar bunu iyi anlıyorlar. Yani ve bu onlar için farklı bir şey oluyor. Siz mesela ma mena'aka alla tescude. Yani en tescude denilebilirdi ama alla tescude. O la zaid olarak gelmesi o kelama bir güzellik katıyor. Onun için yapıyor. Bir delanın bir manası nehi. Özellikle fiil üzerinde, fiilin mudari üzerine geldiğinde nehi ifade eder bazen. O da fiilin başına gelen her la nefi için değil. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi zaid. Yalnız unutmayın zaid la hem isimle birlikte gelir hem fiille birlikte zaid la gelir. Evet. Mesela la havle ve la kuvvetun dediğinizde bazı nahviler onu zaid, ikinci ilanın zaid olduğunu söylüyorlar. Mesela zeydun ve la amrun dediğinizde o ve la amrundaki la zaiddir. Evet. Demek ki fiille birlikte gelen zaid gelebiliyor, nahiye gelebiliyor, nahiyeden. Mesela diyorsun ki la tenem fid dersi, derste uyuma. O la tenem fid dersi o la la'inahiyedir. Bir de fiille birlikte la gelen la şey nefi eden tıpkı isimle gelen nafile. İsimle gelen nafilenin birden fazla manası var. O dediğimiz gibi hem atife gelir, atife gelince de yine nefi veriyor. Hem la'inafi atmücinse gelir. Hem la nefi manaleyse gelir. Ama fiille birlikte gelen nefi bir kullanılır. Yani bir manası. Mesela diyor çünkü la yansuru veya la yahrucu. Mesela la yahrucu mine dersi. Dersten çıkmıyor. Dediniz mi? O nedir? O la nafiyedir. Evet. Yani bu malumat iyiydi. Yani bunu la'nın Arap lisanında gelebileceği manalar. Evet. Şimdi biz neyin tarifini veya neyi konu ediniyoruz burada? Bu manaların arasında cinsin vasfını nefyeden la'yı. O la'nın da nesini? La'nın haberini. La'nın kendisi bizi burada bizim bahsimiz, konumuz İsim babi olunca la'nın kendisi bizi fazla ilgilendirmiyor. Eğer biz la'dan söz etsek bile istitradidir. La'nın kendisinden bahsetmenin yeri babul harftır. Biz burada la'nın mamulu olan haber ve isim. Tabii özellikle şimdi marfuat babi olunca haberinden söz ediyoruz. Tabii haberini söz anlatınca istitradi olarak ameline de girebiliriz. Amelini de değinmiş olabiliriz. Yani veya manasına değinmiş olabiliriz ama o bilgiler burada istitradi bilgilerdir. Evet. Yani yerinde olmayıp tebeî olarak yer verilen bilgilerdir. Peki bu cinsi nefyeden la'nın haber efendisi nasıldır? Tarifi
huvel musnedu ila, tabi şerhle birlikte eğer okusak, huvel musnedu ila şeyin ahara ba'de duhuliha. Evet. O huvel musnedu, o bir müsnettir. O haber neye isnat ediyor? İlâ şeyin âhara. Başka bir şey. O başka bir şey ki isimdir. Şimdi burada ba'de duhulihi, ba'de duhuliha ifadesi fazla kalmasın diye şarih el müsnedu ilâ şeyin âhara dedi. Yoksa el müsnedu ilâ ismillah kast etse aslında mesafe kısalmış olur. Çok da daha net anlaşılmış olur. Ama ileride musannif ba'de duhuliha ifadesi, musannifin bu ifadesi geldiği için ve bu ifadenin zait kalmaması için ne yaptı? İla ismila demedi, ila şeyin aharat dedi. Demek ki o la inafiye hükmü cinsenin haberi, o bir şeydir. Bakınız bir de orada el müsnedu. O el müsnedu dün de söyledik. Musannif haberi tarif edince el müsnedu diye tarif etmiş. El müsnedu mücerredu anil avamilil lafziyeti. Ve el mücerredu anil avamilil lafziyeti. El müsnedu diye tarif etmişti. Tabi orada Mevlana Cami özellikle müsnetten el ismul müsnedu alacağını ifade etti. Niye? Çünkü dedi bu konu isim babı konusudur. İsim konusudur. Dolayısıyla her ne kadar mübtedanın haberi çok çeşitli gelebiliyorsa, mesela terkibi idafi ile murakkep, terkibi tavsifi ile murakkep, terkibi tadammuni ile murakkep, efendime söyleyeyim terkibi isnad yani cümle, bütün bu şekillerde gelebiliyorsa da, ama bizim konumuz isim olunca müsnetten isim aldı. Peki o tamam. Ama innenin ismini şey innenin haberini affan. İnnenin haberini ve la'nın haberini alınca yani o konuları ele alınca oradaki söylediği şey burada efendime söyleyeyim tutmadı. Yani burada da el müsnedü'yü el ismul müsnedü çünkü konu şeydir ya isim bağlıdır ama bunu yapmadı burada. Ve müsnedi her iki tarifte de umumiliği üzerine bıraktı. Halbuki yine isim şey konu isim konusudur. Yani bu bir nevi çelişki teşkil ediyor ama şöyle düşünebiliriz veya ifade diyebiliriz ki orada konu yani işlenen isim konusunu ön plana çıkardığı için öyle bir nükte beyan etti. Ama burada ise haberin umumiliği ön plana çıkararak onu tahsis etmedi. Çünkü haber ister innenin, ister la'nın, ister mavelanın, ister mübtedanın haberi olsun. Asla ismilikle kayıtlı bir şey değil. Haberi çok çeşitli geliyor. Yani Allahu alem burada o umumilik, o umumiliği göz önüne alarak veya onu nazara vermek için burada o haber tarifinde söylediği hususu burada gündeme getirmedi ve umumiliği üzerine bıraktı. El müsnedu ile şeyin ahir. Normalde eğer mübteda haberin tarifinde aldığını söylediğini burada tutsaydı şöyle tarif edecekti. Huvel ismul müsnedu. O isim kaydını getirecekti. Hâdâ bu diyor, bu el müsnedu ile şeyin âhara ifadesi
şamilun li haberil mübtedai ve haberi inna ve keenne ve gayriha. Bu mübtedanın, bu tarif mübtedanın innenin, yani inne dediğimiz fiile benzeyen harfler, inne ve ahvati ya. Ve o ve keenne değil arkadaşlar, o ve kanedir. Ben ve keenne okudum, ve kanedir. Kanenin yani nakıs fiillerin ve gayriha yani efhari mukarabenin ve mevla manelisenin ve efhali kulubun. Gerçi efhal, ha tabi efhal kulubdur. Çünkü orada haber kaydı yok. O da efhal kulubun ikinci mefhulü de birinci mefhulüne müsnettir. Dolayısıyla el müsnedü ila şeyin ahar deyince bütün bunlar tarifin altına giriyor. Ki arkadaşlar malum daha evvel söyledik, tarifler mantıkçıların terimiyle cins ve fasıllardan oluşur. Dolayısıyla bizim burada la inafiye hukmi cinsinin haberine getirdiğimiz tarifin cinsi el müstedü ile şeyindir. O tarifin cinsidir. Ba'de duhuriyah da tarifin faslıdır. O ba'de duhuriyah deyince bu yukarıda saydığı haber mübtedan haberi, innen haberi, yani hufun şemşen haberi, nakıs fiillerin haberi, efhali mukarabenin haberi, mevlam manalisenin haberi, efhal kurubun ikinci mefhulu, hepsi çıktı. Çünkü onlar la'nın duhulünden sonra müsned değiller. Her birisi mesela innenin haberi, innenin duhulünden sonra müsneddir. Kanın haberi, kanın duhulünden sonra müsneddir. Mübtedan haberi, mübtedadan sonra müsneddir. Dolayısıyla bunlar çıktı. Evet. Darhan metnin gitti. Ekran kayboldu. Evet. Tamam. Eyvallah. Onun için Mevlana Cami ba'de duhuli ila'dan sonra, yani tarifin faslı ba'de duhuliha olduğu için fe kharaca bihi sairul akhbari dedi. Yani diğer haberler bunu ba'de duhuliha kaydıyla tarifin dışına çıktı. Yani nasıl ki siz el insanu hayvanun natıkun dediğinizde hayvan tarifin cinsidir. Onunla tüm dünyadaki ne kadar hayvan varsa, hatta böceklere kadar hepsi altına girer. Çünkü hayvanı mantıkçılar şöyle tarif ediyordu. Cismun namin hassasın mutharrikun bil irade. Dolayısıyla böcek de, efendime söyleyeyim, kuş da, ne varsa hepsi altına girer. Dolayısıyla o tarifin cinsi. Ki cinsin, yani tarif cinsinin özelliği böyle her şeyi adeta alıyor. Ama fasıl ile onları çıkarıyor. O yabancıları çıkarıyor. Natıkun deyince diğer insanın dışındakilerin tamamı tarifin dışına çıktı. Burada da bu haberula linefil cinsi için getirdiğimiz tarif el müsnedu ba'de duhuliha. Bu tarifte el müsnedü tarifin cinsidir. Bununla diğer tüm müsnedler altına girer. Ba'de duhuliha da tarifin faslıdır. Ve bu fasılla o yabancılar, la nefi hukmü cinsin haberin dışındaki yabancılar hepsi tarifin dışına çıktı. Evet. Vel muradu bi duhuliha, bu innenin duhulundan maksat ma arafta fi haberi inne. İnnenin haberi bahsinde anlatabildiğiniz, öğrendiğiniz yorumla o duhuliha yorumlayacağız. Yani
Nasıl yorumlamıştı Mevlana Camii? Tabii o zaman da söylemiştim. Bu biraz zorlama bir cevaptır. Çünkü fazla kelamda bunun şeyi yok. Niye zorlamadır? Çünkü bu konuda kelamda bir fazla bir karine yok. Mevlana Camii bunu hariçten yorum getiriyor. Onun için zorlama bir yorumdur. Ama Mevlana Camii İbn-i Hacim'in yani Musannef'in ibaresini ıslah etmek için o ne yapıyor? O tarifi, o yorumu daha doğrusu zorlama da olsa yapmış oluyor. Neydi onun o zorlama tarifi? Şöyle demişti. Duhulden maksat edduhulu li irasi eserin fihi. Yani o duhulden maksat o mamulde, yani burada mesela mamulümüz haberdir. Ola o mamulde bir etki bırakmak üzere olan duhuldür. Yani böyle deyince, yani edduhulu li irasi eserin deyince, efendime söyleyeyim, mesela la racula ebuhu kaimun dediğinizde o kaimun ne olmuyor? Tarifin altına girmiyor. Yani çünkü o kife girmemesi lazım. Zira kaimun la racula ebuhu kaimun. Siz duhulu şarihin yorumlamadığı şekilde yorumlarsanız, yani mutlak duhul anlarsanız, bu kaimun da haber tarifinin altına girer. Halbuki kaimun la'nın haberi değil. Ve bu la kaimun da amel etmiyor. O kaimun cümlede, yani haber olacak cümlenin mübtedasının haberidir. Mübtedanın haberi ayrı, la'nın haberi ayrı. Dolayısıyla o siz la racule ebuhu kaimun gibi örnekler veya la racule yadribu mesela, o da mesela yadribu da siz bu duhuliyayı mutlak bırakırsanız o da la'nın duhulünden sonra müsnettir. Ama neye müsnettir? Kendi faaline müsnettir. Haberim şey isme müsnet değil. Dolayısıyla yadribu fiil olarak tek başına o da bu haberin tarifinin altına girer. Halbuki yadribu tek başına haber değildir. Haber olan cümledir. Ama Mevlana Camii'nin bu getirmiş olduğu duhuliha için getirmiş olduğu yorumu yorumladığımızda, yani o duhulden maksat etki bırakma, amel etme yönündeki duhulden sonra. Öyle dediniz mi? Kaimun da tarifin dışına çıktı. La racule ebu kaimundaki kaimun ve la racule yadribudaki fiil, yadribu fiili, o da tarifin dışına çıktı ki çıkmaları gerekir. Onun için Mevlana Cami burada vel muradu bi duhuliha, bu la'nın duhulundan maksat ma arafte fi haberi inne. İnnenin haberinde bildiğin duhuldür. Yani burada duhul mutlak bir duhul değildir. Belki hususi bir duhuldür. O hususi duhul hangisiydi? Amel bırakma için olan duhuldür. Böyle dediniz mi? Fela yeridu yadribu fi la racule yadribu ebuhu. Bu varid olmuyor. Çünkü yani nasıl varid olur? Yani nasıl önce tarifin altına girer? Önce onu söyleyelim. Çünkü la'nın duhulünden sonra yadribu da müsnettir. Bir şey müsnettir. Dolayısıyla bu duhulu mutlak olarak kabul ettiğimizde bu da tarifin altına girer. Halbuki yadribu ebuhudaki yadribu haber değil. O sadece bir fiili mudaradır. Veya la gulama racunun zarifun
Yok. La gulâme racûl ebûhu zarifun olsa. O zarifun da öyle. La gulâme racûl ebûhu zarifun olsa. O zarifun da eğer duhulden mutlak duhul alsanız o da lanın duhulünden sonra müsnettir. Halbuki o da haber değil. Ama duhulu Mevlana Camii'nin Huruf-u Müşebbül bahsinde yorumladığı şekliyle hususi bir duhul aldığımızda ve o duhul amel için olan bir duhul dediğimizde bu yadri bu da varit olmuyor. La racula, la gulama racula ebuhu zarifundaki zarifunda varit olmuyor. Çünkü onlar la onların onlarda amel etmek üzere dahil olmamış. La'nın onlarda ameli yok. Evet. Peki. Bu tariften sonra örneğimiz nedir? La gulama raculin zarifun. İşte bu. La inafi hükme cinsi. Gulama raculin onun ismi. Ve bu mudaf olduğu için efendim mu'rab isimdir. Çünkü arkadaşlar la inafi hükme cinsi biraz netameli bir konudur. Çünkü mesela la ibn mane leyse gibi inne gibi onun tek düz bir tek düze bir ismi yok. Onun ismi bazen mebni oluyor, bazen muarab oluyor. İsmin durumuna göre. Onun için la nefşi hükmedin senin ismi eğer mudaf ise ve şübhe mudaf ise mudaf ve şübhe mudaf ise o zaman la inafi hükmü cinsin ismi mu'rabtır. Bunun için buradaki gulâme racûlindeki o fetah harekesi i'râb harekesidir. Çünkü mu'rabtır. La'nın ismidir. Zarifun da onun haberidir. Yok eğer la inafi hükmü cinsin şübhe mudaf olsa mesela la hayran min zeydin indena. La hayran min zeydin indena. O şübhe mudaftır. O da mu'rabtır. Ki zaten tenvinli olunca mu'rab olduğu anlaşılıyor. Zira o tenvin temekkün tenvinidir. Onunla mu'rab olduğunu anlıyoruz. Yok eğer la inafi hükme cinsi mebni ise isim la inafi hükme cinsinin ismi müfred ise mebnidir. Müfred ise o zaman mebni olur. Mesela siz la havla ve la kuvvete illa billah diyoruz ya. O la havladaki fetha i'rab harekesi değil. O bina harekesidir. Ve havla sureten, lafzan mebnidir. Mahallende mu'rabdır, marfudur. Ve geçici i'rabın olduğu yerlerden birisi de bu la nefşi hükmü cinsinin ismidir. Diğer bir yerde münada. Münada da müfred marife olursa o da mebnidir. Orada da geçici bir bina var. Bunların dışında geçici bina ki buna bina-i arıdı diyoruz. Bina-i arıdı bu iki yerde görünüyor. Bunların dışında bina-i arıdı fazla yok. Yani şu anda aklıma bu iki maddenin dışında gelmiyor. Evet. Peki. İnnemâ adale anil misâlil meşhûri. Şârih. Musannifin neden nahvilerde bu konu yani la-i nefşi hükmü cinsinin haberi konusunda meşhur bir örnek var. Ve huve kavluhum la racule fiddâri. Neden musannifte o örneği getirmedi de la gulama raculin zarifun getirdi. Li ihtimali hasfil haberi ve ca'li fiddari sıfeten. Çünkü burada fiddari sıfat yapıp haberin mahzuf olduğu yorum ihtimali de vardır. Çünkü fidda gördüğünüz gibi la'nın bırakmış olduğu raf i'rabı görülmüyor. Raf i'rabı görülmediği için
Fiddari haber de yapabiliriz. Vacunun sıfatı da yapabilirsiniz. Sıfat olunca o zaman ma nahnu fihimize konu olmuyor. Şey, örnek olmuyor. Yani bizim işlemekte olduğumuz konumuza örnek olmuyor. İşte Mevlana Camii şey İbn-i Hacı Rahimullah haberden nas olacak, yani net haber olacak bir misali tercih etti. O da nedir? La gulâme racunun zarifun. Çünkü zarifun'i marfu okuduğunuzda o anlıyoruz ki o kesinlikle haberdir. Yani kısaca fiddari'nin haber olup olmaması net olmadığından ama zarifun ise la gulâme racunun zarifun ise haber oluşu irabından dolayı net olduğundan onu tercih etti. Çünkü öğrenci için o daha pedagojiktir. Daha konunun yani neye örnek olduğunu daha iyi ifade ediyor. Bihraf madikirili enne gulâme racülün mu'arabun mansubun. Çünkü bu musannifin getirdiği örnekte gulâme racül mu'arabdır demin söyledim zaten. Ve i'rabı da nasptır. Çünkü la nafi hukmi cinsi ismini nasp. Haberini raf ediyor. Dolayısıyla ondan sonra gelecek bir isim şayet ona sıfat olsa onun da mansup olması lazımdır. Bu zarif gulamın sıfatı olsa la gulama racülün zarifen olacak. Zarifen olmayıp zarifin olduğuna göre demek ki bu kesinlikle sıfet değil. Nedir? Haberdir. La yecudu irtifa'u sıfati. Onun sıfatını marfu etmek caiz değil. Yani bu li enne gulâme racul denen şöyle bir soruya cevaptır. La racule fiddari fiddari'nin sıfat olma ihtimali olduğu gibi la gulâme racul'in zarifunun de zarifunun da sıfat olma ihtimali yok mu? Niye? Yok diyoruz. Orada o sıfat olma ihtimali yok. Çünkü la racülen mebnidir. Onun harekesi bina harekesidir. Ki kaldı ki fiddari zarf i'rabi mahalli olduğu için belli değil sıfat mıdır? Efendime söyleyeyim. Haber midir? Onu bağlayacak bir i'rab yok. Ama la gulama racülün zarifunda zarifunun ne olduğunu bağlayacak bir i'rab var. Raf i'rab. Ondan onun net haber olduğunu biliyoruz. Ha mevsuf olan ismin la'nın ismi mu'arab olduğu için biliyorsunuz bizim sabit bir kuralımız var. Ne diyoruz? Diyoruz ki mu'arabın tabi'i lafzına tabi olur. Ama mebninin tabi'i mahalline tabi olur. Dolayısıyla bu gulâme racûlün ne olunca? Mu'arab olunca zarifun rafayla ona sıfet yapma lüksümüz yoktu. Onu haber yaparız. O bazı mebninin yerleri o istisnai yani az durumlardı. Ve o tabii o da şey demiyoruz ona. Tebaiye demiyoruz. Onun o mesela bazı yerlerde bunda da gelecek. La inafi hukmi cinsen ismi de mesela la racula zarife de okuyabilirsiniz. O zarifedeki sıfetteki bina tebaiyet binası demiyoruz. Çünkü binada tebaiyet olmaz. Onun için başka bir gerekçe söylüyoruz. Ama mu'arabın tabii tebaiyet diyoruz. Yani o espri diye anlamak lazım. Peki. La inafi hukmi cinsi ismi mudaf ve şubhi mudaf olsa. Ben demedim ya. Ben mu'arabdır dedim. La racülen mebniydi. Evet. Fiyan. Sayda. Efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. La racule fiddari. Heh.
zarifun değil mi? Ha, la racule fi dari zarif, evet. O zarifun bir mübtedai mahzufa da haber yapar mı? Huva zarifun desek. Ya öyle bir yorum ben Abdullah yok yani. O çünkü biraz şey bir yorumdur. Yani kelamın sebkine, kelamın o siyagatine uygun bir yorum değil. Yani öyle iddia edenler var mı Seyda? Ben rastlamadım. Yani varsa da çok böyle biraz şey bir hoş olmayan. O zaman fiddari nereye koyuyoruz Seyda? O la racule fiddari, o fiddari sıfet de yapabilirsiniz. Zarifuni haber. Fiddari yani haber. La racule mevcudun fiddari olmaz mı? İşte dedim ya fiddari haber de yapabilirsiniz. Haber yaparsanız mevcudun düşüneceksiniz. Sıfet de yapabilirsiniz. Ama zarifun ikinci haber de yapabilirsiniz. Sıfet de tabii yapılabilir ama biraz yine şeye uygun değil. Çünkü ortalıkta müsnedü ileyinin haberi yokken böyle peş peşe sıfatlar getirmek pek hoş olmuyor. Onun için la racule fiddari zarifun dediğinizde fiddari zarifun, o fiddari iki ihtimali var. Sıfet ve haber. Ama zarifunu haber yapmamız çok daha uygundur. Neye binaen bunu söylüyorum? Çünkü la inafi hukme cinsiyenin ismi mebni olunca onun sıfatında iki ihtimal var. Hatta üç ihtimal var sıfatında. Mebni olma ihtimali var. La racule zarife. Ama tabi arada fas olmayacak ve mudaf şey mudaf olmayacak sıfatta. Tıpkı musuf gibi. Bina var. İki raf ihtimali var. Üç nasb ihtimali var. Bundan dolayı la racule fiddari zarifun dediğinizde zarifun mahalline tabi olarak sıfet olma yani kaide itibariyle mümkündür. Ama fazla da zevken, kelam zevki açısından uygun değil. Çünkü henüz haber getirmeden kalkmışsınız, sıfatları peş peşe sıralıyorsunuz. Allah razı olsun. Eyvallah efendim. Sağ olun. Peki fiyya, ey fiddari, bu fiyya metindir. Yani İbn-i Hacim'in kelamıdır. Bu diyor, haberun ba'de haberi. La zarfu zarifin. Bak, ha bu la zarfu zarifin, bu la atife la'dır. O zarfu haberu ba'de haberine atıftır. Ve la halündeki la da zaittir. Yani burada hem zait la var hem atife la var. Neyse. Şimdi diyor ki şarih, bu fiha metinde geçen fiha el-fiddari şuna işaret etti. Ha damirinin dara raci olduğuna işaret etti. Çünkü biliyorsunuz dar muennesi semaidir. Onun için muennes damirini irca etti. Bu diyor haberun ba'de haberin. La racule şey la gulama raculin zarifun fiha. Zarifun fiha. Bu zarifun birinci haberdi. Fiha ikinci haber. La zarfu zarifin. Yoksa bu fiha zarifuna taalluk etmiyor. Çünkü siz yani evdeki zarafeti nefi etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki evde yoktur. Ne yoktur? Zarif yoktur. Ve la halun. Ve fiha hal de değildir. Neden? لِأَنَّ الظَّرَافَةَ bakınız bu şeyin neden bu öyle olmadığının illetidir. لِأَنَّ الظَّرَافَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِالظَّرْفِ وَنَحْوِهِ. Çünkü zarafet evet Oğuzhan kapıyı aç sanki kapı çalınmıyor. Çünkü zarafet zarf ve benzeriyle kayıtlanmıyor. Yani burada kayıtlanması
kastedilmiyor. Onun için zarfa bu fiyai zarifuna zarf da yapmayız. Hal de yapmayız. Ve innemâ etâ bihi. Peki neden bu fiyai getirdi müsennif? Neden bunun zikrine ihtiyaç duydu? لِأَلَّا يَلْزَمَ الْكَذِبُ بِنَفْيِ ظَرَافَةِ كُلِّ غُلَامِ رَجُلِ. Ta ki kelamda yalan çıkmasın. Neyle yalan çıkıyor? Şununla. Yani her غُلَامُ رَجُلُنُنْ zarafetini nefh ederseniz bu yalan oluyor. Çünkü bazı gulam-ı racul zarif olabiliyor. Ama ben Mevlana Camii'nin bu illetine katılmıyorum arkadaşlar. Ha, çünkü niye? Yani demiş yalan gelmesin diye. Ama dinleyin. Çünkü bakınız arkadaşlar, bizim nahv, sarf, maani, belagat gibi getirdiğimiz örneklerde, ki onlara misal diyoruz. Ben önemli bir şey söyleyeceğim. Biz bu örneklerde vakadan haber vermeyi kastetmiyoruz ki ne olsun? Eğer uygunsa doğru olsun, uygun değilse yalan olsun. Sadece lafzı bir durumu örnek vermek için zikrediyoruz. Dolayısıyla örneklerin yok vaka uymasıyla doğru, vaka uymamasıyla yanlış olması bu söz konusu değil. Yani bundan dolayı Mevlana Camii'nin bu taliline katılmıyorum. Ama diğer talih güzeldir. Neydi diğer talih? وَلْيَكُونَ مِثَانًا لِنَوْعَيْ خَبَرِهَا. Yani neden zarifundan sonra fihayı getirdi? Ta ki haberin iki türüne örnek olsun. İki türüne az zarfi ve gayri. Ha. Zarf haber fiha gibi, zarf olmayan haber de zarifun gibi. Bu söylenebilir. Ama öbürüne ben katılmıyorum. Sayda. Efendim. Biraz ben geç ulaştım. Çünkü ben yurt dışındayım. Onun için ben bu La racule fiddari zarifun. Biz o zaman la racule zarifun fiddari mutaallaki. Zarifun mu yapacağız? Yok yok. İşte zaten Mevlana Camii onu nefh ediyor. Diyor fiddarinin mutaallaki zarifun değil. Fiddarinin mutaallaki mukadder bir şeydir. Yani la racule zarifun. Mevcudun fiddâri. Tamam. O zaman zarifun neyin sıfatını yapacağız? Hayır. Zarifun la'nın haberidir. Marfu yaptığınızda mevcudun yani sahip ne bırakacağız? Eskulam. La racule fiddâri. Eğer onun müteallaki mevcud olursa mevcud haber olmuyor mu? Bitmiyor mu kelam orada? Şimdi şöyle bakınız. Siz yani la racule zarifun fiha böyle söylerseniz, bakınız, orada bazı farklı yorumlar irab yönünden yorumlayabilirsiniz. Nedir? Mesela zarifunu raculuna sıfet yapabilirsiniz. Fiddari haber yapabilirsiniz. Çünkü la'nın ismi mebni olduğundan onun sıfatı, onun yakın mahalli olan nasba da uyabilir. La racula zarifen. Uzak mahalli olan rafa da uyabilir. La racula zarifun. Bina lafzına da uyabilir. La racula zarife. Demin söyledim. Bu üç ihtimal var. Ama fihai Mevlana Camii zarafetin evle mukayyet olmasının kast edilmediği noktasını düşünürseniz fihara zarifuna taalluk etmez. Fiha neye taalluk eder? Mevcuduna, kainuna, yani artık orada uygun efali ammeden birisine taalluk ettirirsiniz ve ikinci haber yaparsınız. Eğer
daha doğrusu zarifeniz sıfat yapmazsanız ikinci haber, sıfat yaparsanız zaten birinci haber olmuş oluyor. Yok eğer siz evle mukayyet olan bir zarafeti nefyetmek istiyorsanız, yani ev içerisindeki bir zarafeti takyid etmek istiyorsanız, o zaman fiha zarifune taalluk ettirirsiniz ve zarifunu da la racule ne yapmış olursunuz? Haber yapmış olursun. Yani o ihtimal de var. Eyvallah. وَيُعْذَفُ خَبَرُ لَا هَذ۪ي حَذْفًا كَث۪يرًا Tarifini ve misalini verdikten sonra şimdi لَا نَفْيَ حُكْمِ جِنْسَنِنْ haberinin bazı hükümlerini zikredecek. O hükümlerden birisi, yani durumlardan birisi hazıftır. Ve diyor ki bu لَا نَفْيَ حُكْمِ جِنْسَنِنْ haberi çokça hasf edilir. اِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًا haber, am dediğimiz o fiiller kana, hasala, sebete, vecede, vaka'a, labese, istakarra bunlardan birisine artı makama uygun hangisi ise bunlardan birisine birisinden bunlardan birisi daha doğrusu bunlardan birisi la'ya haber olursa o haber çokça hasf edilir çünkü bu hemen kelamdan anlaşılıyor. Mesela diyelim ki La Cemele dediniz. La Cemele. Yani Ankara'da veya La Cemele deve yoktur. Burada deve yoktur. Bu Cemele'nin, La Cemele'nin haberi mevcudundur. Hasf edebilirsiniz. Hatta belki ileride şarihte söyleyebilir, değinebilir. Bazıları da Bula'nın haberi yok diyenler de vardır. Bazıları da haberin hasfinin vacip olduğunu söyleyenler de vardır. Ama musannefin ortaya koyduğu görüş en uygun görüştür. Yani Bula'yı nefyak ve cinsin haberi vardır ve bu haberin hasfi vacip değildir ama çokça hasf edilebilir. Çokça hasf ediliyor ama hasfi vacip değil. Onun için diyor وَيُعْذَفُ خَبَرُ لَهَا لِحَذْفًا كَثِيرًا اِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًا eğer haber am fiillerden biri ise كَالْمَوْجُودِ وَالْحَاصِلِ neden? لِدِلَالَةِ النَّفْشِ عَلَيْهِ çünkü nefsi ona delalet ediyor onun için hasf edilebilir نَهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَيْ لَا اِلَٰهَ مَوْجُودٌ اِلَّا اللّٰهِ bak mevcudun hasf olmuştur. Evet sahibi değiştir. Ha bakınız o benim yukarıda söylediğim ihtilafa değiniyor. Ve benu temimin la yusbitunehu. Benu temim kabilesi, benu temim kabilesi Arapların dilde, dil kullanımında seviyeleri yüksek olan bir kabiledir. Onun için nahviler özellikle benu temimilerin muhalefetlerine, yani bu kabile marjinal bir kabile değil. Bu Arap lisanında ağırlığı olan bir kabiledir. Onun için onların muhalefetlerine nahviyle yer veriyorlar. Ve musannifimiz burada ve benü temim kabilesi la yusbitunehu la'nın haberini hiç ne yapmazlar? İspat etmezler. Yani tabi bunu iki şekilde anlamak mümkündür. Bakınız, iki şekilde anlamak mümkündür. Daha şairi nasıl yorumlayacak bilmiyorum. Ya la yusbitunehu, yani hiç ispat etmezler. Yani diyorlar ki Bula'nın haberi yok. Ya Bula yusbitunun manası budur. Ve la yusbitunehu, haberi kabul ederler ama mukadder deyip zikir etmezler. Yani Allahu alem. La yusbitunu bu iki manayı anlamak mümkündür. Ey la yuzhirunel khabara fil lafzi yani lafzan neden? Lennel hasfu indehum vacibun. Evvel muradu bak o söylediğim o ikinci. Yani iki yorumu da zikrettim. Annem la yusbitunu asla yani onlar
haberi ispat etmezler. Yani diyorlar haberi yok. La lafzan ve la takdiren. Feyekulûne ma'na kavlim la ehle ve la ma'la. Bunun manası intefel ehlu vel ma'lu. Dolayısıyla fela ihtacu ila takdiri haberin. Haberin takdirine ihtiyaç yok. Yani Mevlana Cami şuna cevap vermiş oluyor bu yorum ile. İlginç, güzel bir yorum. Yani siz Benü Temim kabilesi nasıl la ehlenin haberi, la ehle de haber yok. Halbuki kelam sadece müsnedü ileyhiden oluşmaz ki. Burada da müsnedü ileyhi ehl var, müsned yok. Kelam müsnedsiz olur mu? Yani bir kelam mutlaka minimum iki şeyden oluşur demişiz. Müsnedü ileyhi ve müsned. Sadece müsnedden de olmaz. Onun için fiil tek başına kelam olmaz. Sadece müsnedü ileyhiden de olmaz. Sadece mübtede veya fail kelam olmaz. Dolayısıyla ehle dediğinizde ehl müsnedü ileyhi. Müsned nerede? Peki nasıl ben ütemeyim böyle lagu bir şey söylerler? Mevlana Cemil onun için intefel ehlu demekle bu itiraza cevap vermiş oldu. Yani onun müsnedi la'nın delalet ettiği nefidir. Bu kelamın müsnedi la'nın delalet ettiği nefidir. Onun için intefel ehlu vel ma'lum. Ama bu yorumun çok güzeldi ya. Onu size söyleyeyim. Ve ala takdireyni, o elif lam eksiktir Allahu alem. Ve ala takdireyni değil. Çünkü bu iki nekire olsa mübem iki takdiri olmuş oluyor. Halbuki öyle değil. Ve ala takdireyni, her iki tevilde de yahmiluna, bu Benü Temimi hamle eder. Yani yorumlar. Neyi hamle eder? Ma yura haberen fi misli la racula kaimun. Bu gibi cümlelerde mesela demin musannif la gulama raculin zarifun. Bakınız burada zahiren bir haber ortalıkta vardır. Peki Benü Temim buna ne yapıyorlar? Diyorlar ki yahmiluna ala sıfeti dunel haberi. Yani diyorlar ki o zarifun sıfettir ve bu sıfet de la'nın isminin uzak mahalline tabi olmuştur. Çünkü arkadaşlar burada la'nın ismi ile ilgili iki yorum var. Kimisi diyor ki la'nın ismi mübtedalikten geldiği için la gelse bile o mahalli mübtedalik devam ediyor. Veya mübtedaliğin bırakmış olduğu raf, mahalli raf devam ediyor. Ve buna da şu gerekçeyi gösteriyorlar. Yani mahalli yarab için amilin olması gerekmez. Tabi bu biraz absürt gelebilir ama öyle ben onların izahını söylüyorum. Nahvilerin bir kısmı böyle diyorlar. Onun için mesela la racula zarifun, siz zarifunu sıfat yaptığınızda, demin söylediğim üç ihtimal var. Sıfat yaptığınızda o racula'nın isminin la gelmeden önceki mübtedalıkla oluşan mahalli raf'a tabi eder diyorlar. Ama gördüğünüz gibi ne kadar zorlanadır. Bunun için Suyuti nahvilere bu konuda muhalefet ederek, tabi ben Suyuti'de gördüm. Ondan önce bu görüşte olan var mı yok mu onu bilmiyorum. Ben Suyuti'de gördüm. Suyuti şöyle yapıyor rahimahullah. Diyor ki la ismiyle birlikte mübtedadır. Bakın la ismiyle birlikte mübtedadır. Ve bu mantıkçıların ma'duletül mevdu dedikleri bir örnek, şey bir önerme türü var. Ona girmiş oluyor ve bu la
ismiyle birlikte mahallen marfu olup mübteda olunca onun sıfeti onun mahalline tabi olabiliyor. Onun için de racula zarifun, zarifunu ne yapabiliriz? Mahalline tabi kılarak sıfat yapabiliriz. Bu bir. La'nın sıfatının ikinci şeyi, ikinci mahalli, özellikle mebni olan la. Onu ikinci yakın ona mahalli karib diyoruz. Nasptır. Çünkü biliyorsun la-i nafi'i hükmüncesi ismini nasp, kaberini raf eder. Dolayısıyla onun sıfatı yakın mahalli olan nasba da uyarak la racula zarifen de diyebilirsiniz. Yok eğer müfret ise la'nın ismi ve zarihe sıfatın kendisi de müfret ise ve arada da fasıl masıl yoksa o zaman bina da şeklinde de la racula zarife de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla la racula zarife, la racula zarifen, la racula zarifun. Bu üç ihtimal var. Niye bu kadar uzattım? Çünkü Benü Temim kabilesinin ne göre la racula kaimini yorumladığımızda o Benü Temim'in la'nın haberi yoktur görüşünü açıklamak için. Hani onlar haber yok diyorlar ya. E peki o kaimine ne yapacağız? Marfudur. Marfu olunca diyoruz ki o la ve isminin yakın şey uzak mahalli olan raf'a tabi olarak sıfat gelmişti. Onun için yani onu sıfat olarak yorumlama imkanımız vardır. Ve o zaman manası sanki nahvile şey temimilere göre inteferraculul kaimu inteferraculul kaimu böyle. Evet arkadaşlar. İsmu ma velel müşebbeheteyni bileyse ve burada durduk. Cezakumullahu hayran kesiren. Nefa'anallahu bi nefan cezire daran.